Bu soruda iki tane mutlak değerimiz var. Bu ifadenin sonucu 8'e eşit olmuş. Şimdi öncelikle şuna bakıyoruz. X hangi aralıkta olabilir? X pozitif olabilir, negatif olabilir. Bir de bu soruya özel bir gıcıklık var. X 4 ile 8 arasında olabilir. Pardon, 4 ile 0 arasında olabilir. Yani x 3 olduğu zaman ne oluyor? Şurası negatif bir ifade oluyor. Burası pozitif oluyor. Bu gıcık noktası. Çünkü 4 ile 0 arasında olabilir. Nereden yakaladım bunu? X eksi 4 artı x diye düşünmeyelim. X eksi 0 diye düşünelim. Eşittir 8. Şimdi x eksi 0 aynı şey. Ama niye yazdım? Çünkü 4 ile 0 arasında değiştirirse ifadenin garip bir şey olacağını göstermek için. Çünkü 3 olursa burası negatif oluyor, burası pozitif oluyor. Peki onu kullanacak mı? Gördüğüm kadarıyla kullanmamış. Ama oradan da soruyu daha gıcık bir şey yapabilirdi. Şimdi biz şöyle bakıyoruz. Pozitif ve negatif olabilir. Pozitif olsaydı şöyle bu pozitif, bu da pozitif olacaktı. Altlarına p yazdım. Direkt x eksi 4 artı x diye yazdım. Pozitif olunca elemiyordum. 2x eksi 4 eşittir 8. 2x eşittir 12. X eşittir 6. Bir de negatif olabilirdi. Negatif olunca da şöyle yapıyorduk. Pardon. Negatif, negatif. Negatifi başına eksi getirerek yazıyorduk. Eksi x, eksi eksi 4 artı 4 artı eksi x eşittir 8. Bunların ikisi de negatif olduğu için ikisini de başına eksi getirerek yazdım. Şurada eksi olduğu için eksi eksiden artı oldu. Eksi 2x eşittir, attım karşıya, artı 4, x eşittir, eksi 2. Eksi 2, 6 daha, 6 artı, eksi 2, artı 4. Cevap bursa. Peki nasıl daha gıcık olabilirdi soru? O ihtimali de düşünerek çözmemiz lazım. Şu aralıkta olsaydı, yani şurasının negatif, burasının pozitif çıktığı aralıkta olsaydı. Bir yapalım. Mesela burası negatif, öbür taraf pozitif olsaydı. Şurası eksi çıkacaktı. Eksi x artı 4 olacaktı. Artı burası x olacaktı. Eşittir 8. Bu niye olmadı? Bu sorunun gidişatından olmadı. Çünkü bu bunu götürüyor. 4 eşittir 8 oluyor. Böyle bir ihtimal yok. Bu aralıkta hiçbir şey 8'i sağlamıyormuş. Bu şekilde çözebiliriz. Ama yine de bu tarz mutlak değer sorularında şu şekilde aralıklar belirlendi mi, ikisinin arasındaki duruma da bakmamız lazım. Oradan eleyici bilgi de sorabiliyor. Bakınca bu sınavda, bakınca burada bir şey olmadığını görebiliriz. Ama yine de bakmakta fayda var.